Merhabalar sayın seyircilerimiz. Yörelerimiz, türkülerimiz programından bir kez daha size sevgilerimizi ve saygılarımızı sunmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Efendim bu programımızı güzel yurdumuzun tarihi bir ili Kırşehir'in şirin bir ilçesinden Mucur'dan açıyoruz. Ama yolumuz tabii ki Kırşehir'den geçiyordu. Dertlilere deva, hastalara şifa olan termal kaplıcalarını sizlere görüntülemeden edemedik. Efendim şu anda tesisin bahçesindeyiz ve mutlu bir olayımız var. Bir düğüne rast geldik. Gelinimizi, damadımızı da programımıza davet ettik. Biraz sonra duygularını öğreneceğiz ama şimdi isterseniz tesisin genel müdürü Emrullah Konca Bey'den tesis hakkında bilgi alalım ve suyun özelliklerini tanıtmaya çalışalım. Bakarsınız bir gün yolunuz buraya düşer, bir derdinize deva olur. Efendim merhabalar. Efendim önce TRT'ye bu böyle bir imkan tanıdığı için ayrıca bu ekibe çok teşekkür ediyorum. Efendim biz teşekkür ederiz. Şimdi gelinle damadımız burada hazırlar. Mutlu bir olay da bu arada kutlamış oluyoruz. Siz dilerseniz şimdi tesisten bahsedelim ve özelliklerinden, özellikle suyun özelliklerinden. Tabii ki. Hangi hastalıklara iyi geliyor, kimler şifa buluyor? İşletmemiz 4 yıl önce hizmete açıldı. Suyumuz 2 dereceli sudan oluşuyor. Bir 57 derece ve 36 derece. Dışarıdan herhangi bir ılıştırma yapmadan bu suları birbirine karıştırarak 42 dereceye düşürüyoruz. Yani 42 derecede insanlar rahatça girebiliyorlar değil mi? Tabii bu da ki, bir ayrı bir özellik oluyor. Ayrı bir özellik oluyor. Bu birçok hastalığı olduğu gibi bazılarını şöyle sıralayayım. Böbrek hastalıkları, kalp hastalıkları, kadın hastalıkları, eklem ağrıları, sinir hastalıkları gibi bunun gibi birçok hastalığı tedavi ediyor. Zannediyorum bir özelliği de bir doktor nezaretinde oluyor. Tabii ki özel doktorumuz nezaretinde belli süreler içerisinde kontrol halinde devam ediyor. O zaman biz sayın seyircilerimizi şifa bulmak için davet ediyoruz buraya. Davet teşekkür ediyorum. Misafir etmekten onur duyuyorum. Evet, teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, gelinle damat Allah mutlu etsin diyoruz. Şimdi isimlerinizi öğrenelim, nereli olduğunuzu öğrenelim. Evet, gelinimizi ben tanıyalım. Elif, şimdiki soy ismim Neşen, Kırşehirliyim. Peki, Allah mutlu şen etsin. Teşekkür ederim. Ben Turgay Şen, Nevşehirliyim. Nevşehirlisin. Nevşehirliyim. Nevşehir'den geldin, Kırşehir'den kızı alıp Nevşehir'e mi götürüyorsun? Hayır, yine Kırşehir'de kalıyoruz. Kırşehir'de kalıyorsunuz. Kırşehir'de kalıyoruz, evet. Allah mutlu bahtiyar etsin. Teşekkür ederiz. Mutlu bir olayın eşindesiniz. Bakın yörelerimiz, türkülerimiz programı mutlaka seyrediyordunuz. Hiç düşünür müydünüz böyle bir programa katılacağınızı? Hiç aklıma gelmezdi. Şimdi seyredersiniz, sonra da bunu videoya alırsınız. Evet. Yıllar sonra çocuklarınız olduğu zaman hatırlarsınız. Bizim de kulaklarımızı çınlatırsınız. İnşallah, teşekkür ederim. Evet, şimdi konuklarımız da var. İsterseniz genç sanatçı arkadaşlarımız var, yörenin mahalli sanatçıları. Zannediyorum onlar da bu yörenin güzel oyun havaları çalacaklar. Ben de bu fırsat diyeyim, gelinle damadın arasına geçeyim, şöyle güzel bir oyun havasını ben de katırayım. Ne dersiniz? Tabii, seve. Hadi bakalım, kalkalım birlikte. Seyircilerimiz, şimdi hepinizi Mucur'a davet ediyoruz. Buyurun Mucur'a. Şu bir resim at. Gel, bir çek, çek. Hadi. Deli abi, hadi. Değil mi Yusuf abi? Gel. Mutlu bir evlilik, mutlu bir yuva, ne demişler? Allah bir yastıkta kocatsın. Biz de cümlesine diyoruz sayın seyircilerimiz. Evet, Mucur'dayız ve Yenice Mahallesi'nde Şahinde Hanım teyzenin evinin bir köşesinde dostlarımızla birlikteyiz. Şimdi dostlarımızı gelin tanıyalım efendim. Evet efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam sizi tanıyalım. Ben emekli öğretmen Türe Güner. Hasbihas Mucurluyum. Öyle mi efendim? Ne güzel. Evet, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Şimdi Mehmet abi, biz seni tanıyoruz tamam, ama sen de kendini sayın seyircilerimize bir tanıt lütfen. Efendim ben de Mucur'un Aksaklı köyünden özbeöz Mucurlu Mehmet Cihan. Sayın seyircilerimiz, Mehmet Cihan aynı zamanda Türkiye radyolarına bir oğul, bir de torun yetiştirdi sanatçı olarak. Kendisi de hoca, birçok talebeler yetiştirdi. Şu anda programımıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk Mehmet Atilla Cihan canım. Abimiz. Sağ olun. Hoş bulduk Atilla kardeşim. Sizin de çok emekleriniz var. Siz unutulur musunuz ki? Çok teşekkür ederim.
Evet efendim, şimdi Mucur'un gelenekleri, görenekleri gerçekten çok zengin. Siz de güzel çalışmalar yaptınız. Teşekkür ediyoruz sizlere. Biz sizlere teşekkür ederiz. Mucur'u tanıtma fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun efendim, teşekkür ederiz. Efendim şimdi düğünler kaç gün sürer burada? Şimdi vallahi düğünlerin eğer ilk başından başlayacak olursak 15 günlük falan bulur hazırlıklar. Çünkü bu dağdan odun kesmeden, bağdan odun kesmeden düğün yemekleri yapmak için ondan başlar. Yufka yapılmasından. Evet, zannediyorum bulgur. Şimdi yufka yapılmadan düğün başlamaz değil mi? Tabii. Erkek evinde yapılan yufkalar kilerde hamur yoğrularak, çuval açılarak başlanır. Çuval açmadan evvel komşulara haber gönderen kayınvalide çuvalın üzerine hazırladığı çuval açana verilecek armağanları koyar. Bu armağanlar... Yani çuval açana hediye veriliyor. Evet. Bu armağanlar... Bunu kim açıyor efendim çuvalı? Başı bütün ağzı tatlı, evlatları olan insanlara açtırırlar ki mutlu bir yuvası olsun, gelin hanımın da öyle bir yuvaya sahip olsun, evet, diye açtırırlar. Bu insanlarımızın üzerine konan hediyeleri gelen, çuval açmaya gelen insanlarımıza göz aydın diyerek gelirler. Ona armağan eder kayınvalide. Ondan sonra açılan çuvaldan hamur yapılır. Hamurlar gene konu komşu yardımıyla, imece usulüyle yufkalar yapılır. Bu yufkayı da tabii yapılan yufkalardan yağlı yufka dediğimiz bir bölüm tepsiye hazırlanarak kız evine gönderilir. Kız evi de düğünün başladığını bilsinler diye. Bu kız evinden de gene bahşişler verilerek ekmek yapanların yemesi için konulan armağanlarla tekrar oğlan evine tepsiyi döndürürler. Evet, yani hamur yoğruluyor, böylece de düğün başlamış oluyor değil mi? Evet. Şu anda da zaten sayın seyircilerimiz ekranlarında seyrettiler ve çok da güzel bir kiler gördüler. Evet, Mucur'un kilerleri ve çok öyle zengindir. Öyle mi? Çok zengin. Evet, çok zengindir. İsterseniz biz buradan kalkalım, Sayın Cihan'dan da müsaade isteyelim. O kilerde neler var, kış hazırlıkları neler yapılmış, hepsini sayın seyircilerimize tek tek görüntüleyelim. Hay hay, bunları tanıtmaktan zevk alırım. Buyurun efendim. Buyurun Atilla Bey, size kışlık erzak odamızı tanıtayım. Bunlar kışlık kavunlarımız Atilla Bey. Evet. Bunlar peynirimiz. Peynir, evet. Bu işte, turşuk mesela, yaprak kavanozumuz, yaprak basmışızdır. Bunlar eskiden kullanılan tavalarımız. Tavalar, evet. Mucur'un özel pekmezi. Tadına da doyum olmaz hakiki üzümden. Atilla Bey. Evet, şimdi bu erişte ama şu erişte, kavrulmuşuna biz erişte deriz. Bu erişteleri şeyde kesilir, hamur yoğrulur, sert bir hamur açılır ve imece usulüyle kesilir, yapılır. Bugün olay benim değil. Eriştem kesilirse, mantım kesilirse yarın bir başkasına başka yardıma gidilirdi. Çuvallarla bulgurlarımız, pirinç şeylerimiz, yağmalarımız, düğümlerimiz ve şu anda heybede, heybenin içinde. Büyük küplerle turşular kurulurmuş. Kabaklar sıra sıra kurutulur, konurmuş. Cevizlerimiz ve bizim bir de özel köftürümüz vardır. Şöyle alalım isterseniz. Tabii, göstereyim size ben. Tadına da bakabilirsiniz köftür yani. Evet, köftür denir. Bu pekmezden yapılır, nişastayla, unla. Ve bu kışın unlanır. Kurularımız vardır, patlıcan biber kurularımız. Biliyorsunuz sarımsağımız vardır, mısırımız vardır. Evet. Yalnız Atilla Bey çok orijinal bir şey size tanıtmak istiyorum. Kabak, bu biliyorsunuz kabak. Ama içi oyulmuş bu kabak. Niye oyulmuş? Bu kabak oyulmuş. Şöyle, kavurgalarımız çok meşhurdur. Tandırlarda kavurgalar kavrulur. Kavurga mı koyuyorsunuz? Kavurgalar bayatlamasın, nemlenmesin, rutubetlenmesin diye bu kabakta saklanırmış. Yani bu kilerde her şeyi bulmak mümkün değil evet, mi? Evet, evet. Evet Türa Hanım, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. İsterseniz biz yine yerimize dönelim. Oldu tabii. Ben teşekkür ediyorum bana bu anlatma fırsatını tanıdığınız için. Mucur'un kilerini göstermek fırsatını bulduğum için. Daha sohbetimiz bitmedi. Daha konuşacağımız çok şey var. Buyurun isterseniz tabii, gidelim. Olur teşekkür beyefendi. Evet, ne kadar zengin bir kiler zannediyorum sayın seyircilerimiz de zevkle izlediler. Eski güzelmiş herhalde değil mi? Eski özleniyor herhalde, artık. Herhalde çok güzel. Hele biz böyle şeyleri çok sık yapılıyor. Şimdi tam bol zamanı, kış hazırlıklarının yapıldığı en güzel zaman. Zaten ben de hemenklerden birkaç tane üzüm atıştırdım. Afiyet yani olsun efendim. Teşekkür ederim.
Evet Mehmet abi, sizin de mutlaka vardı kileriniz değil mi? Tabii olmaz olur mu? Çocukken biz de gördük o kileleri falan. Yalnız mucur örneklerine başka bir arzunuz var mı? Şimdi kaç senedir gelmiyorsun? Evet, ben onu öğrenmek 25 istiyorum. 25 senedir gelmiyorum mucura. Olur mu Mehmet abi? Oldu öyle. Memleketine insan gelmez oldu mi değil mi? Bundan sonra sık sık gel. İnşallah, söz verdim mucura artık. Bundan sonra sık sık geleceğim. Şimdi yufka açıldı. Yufka hamur açıldı. Yapıldı. Hamur i̇şte yapıldı. Kileri de sayın seyircilerimize görüntüledik. Sağ olsun, ellerine sağlık diyoruz. Ve bunun üzerine güzel bir türkü gider diyorum ben. Öyleyse biz de çalalım da eğlenelim. O zaman bu yöreden bir türkü. Sazınla sesinle seni yandım şeker olan. Bir şeker olanımız var bizim. Teşekkür ederiz. Camilerde vaz olur aman güzel olan, camilerde vaz olur aman güzel olan, gün açılır yaz olur ölüm şeker olan, gün açılır yaz olur yanım şeker olan. Ben yarime gül demem aman güzel olan, ben yarime gül demem aman güzel olan, gülün ömrü az olur yanım şeker olan, gülün ömrü az olur ölüm şeker olan. Aman güzel olan, ben bir evler yaptırdım aman güzel olan, Gülger ustalarıma ölüm şeker olan, Gülger ustalarıma yanım şeker olan. Beni doktor koysunlar aman güzel olan, beni doktor koysunlar aman güzel olan, kızlar hastalarına ölüm şeker olan. Evet Mehmet abi, işte 25 sene sonra yörelerimiz, türkülerimiz ekibi böyle getirir. Mucur'da. Sanatçı Mucur'da Mucur türküsünü okutur. Mucur türküsünü okutur. Ağzına sağlık, çok teşekkür sizin ediyoruz. De, ben de size teşekkür ederim. Şimdi buranın gelenekleri çok zengin. İşte biraz evvel Tura Hanım anlattı, geleneklerden örnekler verdik. Bir de zannediyorum burada çok ilginç bir şey var, pancar kemirme. Şimdi Atilla'cığım, pancar kemirme, yani Mucurluların birbirlerine çok şaka yaparak düğünün gayet güzel geçmesi için espriler var. Espriler. Mesela kız evi olan evine der ki en kıymetli büyükleriniz kimse gelsin bakalım der. Alır götürür onu, belinden bağlarlar, pancarda yukarı asarlar, onu kemirtirler. Şimdi oğlan tarafı kız evine gidiyorlar. Tabii. Kızı vermiyorlar herhalde, kızı bu vermiyorlar. İstekte bulunuyorlar. Evet, diyorlar ki bizim bir şartımız var, bunu yaparsanız kızımızı verdik diyorlar. Yoksa nasıl yapıyorlar onu, belinden mi bağlıyorlar? Belinden bağlıyorlar, yukarı çekiyorlar. Yukarıda da pancarlar. Pancarlar var, onu böyle... Kız evi, evet. Naz evi derler. Yani kızları, kızımızı veriyoruz ama nazlanıyoruz biraz verirken herhalde. Herhalde onun için de şakalarla, ben, esprilerle veriyoruz. Kızlar bu arada veriyoruz. Naz yapıyor. Evlendikten sonra pek naz yapamıyor değil mi? Vallahi kız olan bütünleşiyor. Artık bir aile doğuyor orada. Evet. Ben öyle olarak düşünüyorum. Yalnız vermeden evvel nazlanıyoruz herhalde biraz kızlarımızı da. Onun için öyle şeyler yapıyoruz yani. Eğlenti. Efendim şimdi de bir kakül olayı var.
değil mi? Herhalde. Evet, düğün şimdi kına gecesi yapılır. Düğünün ertesi gün oluyor, değil mi? Evet, efendim? Gelin alınır, eve gelindikten sonra ertesi gün gene konu komşu toplanırlar. Eve misafirler alınır, ağırlanır. Daha çok kayınvalidenin göz aydın edilir. Gelin çıkarılır ortaya. Gelin ortaya çıkarıldıktan sonra dua açılır. Artık genç kızlıktan kadınlık dönemine geçmiş demektir. Şey, evet. Evet. Gelin kürsüyle ortaya oturtulur. Duanı dualar okuyarak açan, gene ağzı bütün, ağzı tatlı, başı bütün bir insana dualar okuyarak gelinin dua açılır. Açılan duvak bele bağlanır ki iyi olsun, sağlıklı olsun, sağlıklı insanlar yetiştirsin diye. Ondan sonra kakül saç kesmek için ortaya bir saçlar yandan ayrılıyor ve iki taraftan tokalanarak kakül yapılıyor. Biliyorsunuz eskiden saçlarımız hepsi uzun ve uçları boncuk bağlıymış. O kakül keserek artık kadınlığa geçmiş, kızlıktan kadınlığa geçmiş, kadın olmuş anlamına gelen bir tören oluyor. O arada eğlenti de oluyor. Ondan sonra da bizim bir de duvak pilavımız var. Duvak pilavımız. Duvak pilavını yiyorsunuz. Evet, hep beraber konuyor. Etli, yahnili duvak pilavı yendikten sonra da insanlarımız kutlayarak dağılıyorlar. Peki efendim, o zaman teşekkür ediyoruz. Hayırlı pilavlar olsun. Her zaman böyle ağız tadıyla yiyelim, gelelim, gidelim. Hadi komşular buyurun, şöyle çekinmeyin, gelin. Hadi yanaşın, yanaşın. Hadi yanaşın, yanaşın. Kızım, elbiseyi de çıkarın orada. Sizlerin de yiyeceğiz bu pilavlarını. Hadi bak, hadi çok güzel. Ama niye gelin? Hadi durun, yapın ya. Hadi durun, hadi durun. Anne, yemek yemeyecek. Baş mı? Kızlar, yiyin, yiyin. Yoruldum. Hadi çalışalım. Hadi çalışalım. Hangisizlerin? Duvak pilavı da yorgunlu olsun. Nasıl iyi gidiyor? Sayın seyircilerimiz, söz ister yiğitlikten açılsın, isterse gönülden, sevdadan. Her gönlün yaylası, her gözün şırası, her derdin devası, ah bu halk türkülerimiz. Evet, yıllardır bu güzelim türküleri dillerinden düşürmeyen, sazlarının namesinden eksik etmeyen Mucurlu Güney ailesiyle birlikteyiz. Ben şimdi sözü baba Ali Rıza Güney'e bırakıyorum efendim. Efendim hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Evet efendim, yıllar öncesine döneceğiz. Evet. Bir Güney ailesi vardı. Küçücük bir Emel Güney vardı. Değil mi efendim? Tabii efendim. Kızım Emel sanata karşı çok kabiliyetli olduğunu 3 yaşında fark ettim. Kaç yaşında sahneye çıktı? 5 yaşında çıktı. 5 yaşında. 4 yaşında çalıştırmaya başladım evde kendi bildiğim kadar. Abilerine de birine darbuka, birine kaşık verdim. Bir grup yaptık. Aşağı yukarı bir sene her gün daireden geldikten sonra ben bir saat kadar çalıştık. Gelen böyle eşimizi dostumuza durun size bir müzik ziyafeti verelim, bir konser verelim dedik. Herkes ya ne duruyorsunuz siz, ne kadar güzel hazırlanmışsınız. Piyasaya çıkın, kendinizi gösterin dedi. Biz de ilk fırsatta benim çalıştığım Ego'dan bir konser tertiplenmişti. Orada çıktık. Fakat orada radyo sanatçılarını görünce ben şimdi biraz çekindim, eyvah dedim. Biz bunların yanında çok sönük kalırız dedim. Hiç umduğum gibi de olmadı. Zannediyorum o zaman Adnan Şekerler değil mi? Yaşar Aydaşlar. Hepsi varlardı. Necda Erol'lar vardı. Evet. Özel Gönlüm vardı. Biz sahneye çıkıp da Emel Türkiye'ye girince hani bir milli maç olur da gol atılır ya. Evet. Öyle. Sanki öyle gol der gibi Allah diye bütün ayağa kalktı. Bizi çok takdir ettiler. Ben o zaman böyle tüylerim diken diken oldu. Çok gururlandım çocuğumla. Evet, şimdi zannediyorum da şimdi ilk aynı, defa böyle aynı bir şeyi, aile programı katılıyorsunuz. Duyuyorum yani bunu anlatırken. Evet efendim. Ailece ilk defa programı katılıyorsunuz. Tabii o küçük Emel büyüdü, büyüdü, evlendi. Şimdi Emel Taşçıoğlu oldu. Evet efendim. Radyo sanatçısı oldu. Abileri de işte büyük küçük abisi radyoda Ertuğrul Güney ritimci. Büyük abisi de kazandı ama kadro olmadığı için. O da dışarıdan, dışarıdan müzikimizi devam ettiriyoruz. Veriyor. Şimdi biz o zaman Emel'in de duygularını öğrenelim.
şu anda, değil mi? Yani ilk defa bir ara geliyorsunuz. Hem de memleketinizde Mucur'da geliyorsunuz. Evet, evet. Gerçekten çok güzel, isabetli bir program oldu. Güney kardeşler olarak uzun süredir piyasalarda yokuz. Ben zaten babamın söylediği gibi 5 yaşında sahneye çıktım. 15 yaşında bıraktım. Daha sonra gazi eğitimi okudum, bitirdim. 2 yıl öğretmenlik yaptım falan. Sonra radyoya tekrar başladım. Ben yine devam ettiriyorum. Küçük abim de bildiğiniz gibi radyoda devam ediyor da. Grubumuz yıllar öncesinden bitti. Peki böyle arada sırada evde toplanıp da kendi kendinize söyler misiniz? Eski günleri yad eder misiniz? Çok seyrek. Hangi yılbaşlarında falan. Öyle mi? Yani özel bir gün. Yılbaşlarında. Evet. 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 Efendim o zaman biz hemen bu yöreden güzel bir türkü isteyelim. Sizin sazınız eşliğinde baba tabii çalacak. Çocuklar söyleyecek, evet, çalacak evet, değil mi? Ne okursunuz? Neşet Ertaş'tan bir türküyle başlayalım. Evet, Kırşehir. Zülüf dökülmüş yüze. Kaşlar yakışmış. Göze. Göze. Evet. Sağlık. Ağzınıza sağlık. Ne kadar güzel böyle baba çocuklarıyla birlikte ne mutlu bir tablo. Şimdi siz diyordunuz ki ben bir yaşından beri böyle günü gününe işte hastalıklarına kadar evet, yazarım, onlarla meşgul olurum. Benim Atilla Beyciğim belki hiçbir babanın yapmadığı bir hatıra yaptım çocuklarıma. Ne kadar güzel. 3 çocuğuma, 2 oğlum kızım. Doğduklarından itibaren her üçünün de her doğum günlerinde yaş resimleri
ve o sene içinde neler yapmışlar, neler geçirmişler, nasıl bir hastalık mı geçirmiş, bir kaza mı olmuş, bir okumuş, güzel bir şeyler mi yapmışlar, evet. Hepsini defterime not edip bunlara... Soralım bakalım, ilk hangi türküyü okumuş, babana soralım. Niye çattın kaşların? Evet, Necdet Ertaş'tan. Evet. Onu okutmuştum. Hepsini 15 yaşına kadar resimleriyle, hatıralarını yaptım. Defterlerini kendilerine, arkalarına da birer baba nasihat olarak şiir yazdım. Benim 50 kadar şiirlerim var. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Evet, şiir de yazarım. Komple sanatçısınız. Peki bakalım, çocuğuna da aynı şeyi yapıyor musunuz Emel? Valla ben onu hiç devam ettiremedim ki. Abine yani de soralım babamı bakalım. Takdir ediyorum abine da maalesef. Soralım. Yok maalesef. Yok, sizden yani bir gün bile ekleyemedik. Bundan sonra devam ettirin. İnşallah, inşallah. Efendim şimdi ben buradan da Mucurlu hanımlara da teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel çalışmalar yaptılar. Evet, biz de Mucur'un geleneklerini, göreneklerini, örf ve adetlerini sayın seyircilerimize görüntülemeye çalıştık. Evet, şimdi dilerseniz bir güzel türkü daha dinleyelim. Çünkü sanatçılar olunca söze biraz nokta koymak lazım gerek diye düşünüyorum. Evet. Tabii efendim, hayır. Babamdan derlediğim. Hangi türküydü? Sizin derlemeniz. Benim İç Anadolu'dan derlediğim bir Aman Elman Elmalı türküsü var. Çok beğeniliyor. Kızım, radyo kazandırdık. Evet. Evet, ne kadar güzel. Okuyoruz arkadaşlarımız. O zaman baba derledi, baba çalıyor ve Emel Taşçıoğlu kızı okuyor. Ne güzel. Evet. Sağ olun. Bahçeyi dolanarak, su gelir bulanarak, bahçeyi dolanarak, buna canlı dayanır da yar geçti sallanarak, buna canlı dayanır da yar geçti sallanarak. Aman aman elmalı, seni nerede bulmalı, seni bulduğum yerde de sıkı sıkı sarmalı. Aman aman elmalı, yar seni nerede bulmalı, seni bulduğum yerde de sıkı sıkı sarmalı. Güzel değilsin, göynümü bulandırma. Pek de güzel değilsin, göynümü bulandırma. Aman aman elmalı, seni nerede bulmalı, seni bulduğum yerde de sıkı sıkı sarmalı. Aman aman elmalı, yar seni nerede bulmalı, seni bulduğum yerde de sıkı sıkı sarmalı. Ne kadar güzel türkü bu. Ağzınıza sağlık. Teşekkür çok güzel. Olun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Elinize sağlık. Ağzınıza sağlık diyoruz. Sağ olun. Güney sağ ailesine. Evet sayın seyircilerimiz, bir yörelerimiz, türkülerimiz programı da burada sona erdi. Bu programımızda sizlere Kırşehir'in şirin, güzel ilçesi Mucur'dan seslendik. Gelenekleriyle, görenekleriyle, örf adetleriyle. Bir başka programda, bir başka yörede tekrar beraber olmak ümidiyle her zaman olduğu gibi sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın diyoruz.